Merhaba masal arkadaşım. Bugün sana şehir ile köy faresinin masalını okuyacağım. Ama istersen sen de bilmasal.com'a girerek oradan okuyabilirsin. Şehir ile köy faresi. Çok, çok eskiden tarla faresi ile kent faresi arkadaş olmuş. İkisi birbirlerini çok severmiş. Aralarında güzel bir dostluk kurulmuş. Kent faresi sık sık tarla faresini ziyaret edermiş. Birlikte kırlarda gülü oynaya vakit geçirirlermiş. Diledikleri kadar koşar, zıplar, yuvarlanırlarmış. Bir gün kent faresi arkadaşını yemeğe davet etmiş. Bu akşam bize gel. Sana güzel bir sofra hazırlayayım. Azıcık midem bayram etsin. Demiş. Bu davete tarla faresi çok sevinmiş. Yiyeceği yemeklerin hayalini kurmaya başlamış. Bütün gece rüyasında peynirler, tatlılar, pastalar görmüş. Bu arada kent faresinin evinde bir telaş, bir telaş. Çeşit çeşit yiyecekler, pastalar hazırlanmış. Bütün gün koşturup durmuş. Akşam tarla faresi kalkıp gelmiş. Bakmış masanın üzeri çeşit çeşit yiyeceklerle dolu. Masada hiçbir şey eksik değilmiş. Hemen sofraya oturmuşlar. Ziyafet neşeli başlamış. Tarla faresi önce pastadan bir lokma alacakmış. Tam çatalını uzatmış, dışarıdan sesler gelmiş. Kent faresi hemen deliğine kaçmış. Ardından da tarla faresi kendini zor atmış deli. Korkudan kalpleri küt küt atıyormuş. Tarla faresi sormuş. Evin kedisi olabilir mi? Kent faresi cevap vermiş. Sanırım onun gürültüsüydü. Yeniden sofraya oturmuşlar. Ama artık neşeleri kaçmış. Tedirgin olmuşlar. Tarla faresi bu kez çatalını böreğe uzatmış. Tam lokmayı ağzına atacakmış. Yine sesler işitmişler. Apar topar ikisi de kendilerini deliğe atmış. Yüzleri korkudan sapsarı olmuş. Korkudan tir tir titriyorlarmış. Tarla faresi sormuş. Evin hanımı olabilir mi? Kent faresi cevaplamış. Belki odur, bilemem. Sesler kesilince delikten çıkmışlar. Kent faresi, kusura bakma, bazen böyle şeyler oluyor. Hadi yemeğimize devam edelim, demiş. Tarla faresi, bu kadar yeter. Korku içinde yemek istemem, demiş. Yarın sen bana gel. Kuru ekmek yeriz belki. Ama kimse de bizi korkutmaz. Ertesi gün köy faresinin evinde yemek için buluştuklarında menü çok zengin olmasa da huzur içinde yemeklerini yemişler. Şehir faresi bunun üzerine şehirden köye göç etmiş. Temiz, huzurlu ve korkusuz bir hayata dönüş yapmış. Gökten 3 elma düşmüş. Biri masalı yazanın başına, biri okuyanın başına, biri de bu masalı dinleyen sevgili masal arkadaşımın başına. Yine bir masalından sonuna geldik sevgili masal arkadaşım. Diğer masallarımızdan haberdar olmak istiyorsan seni YouTube kanalımıza abone olmaya davet ediyorum.